Merhaba, sizlerle Sokratif uygulaması üzerine çalışmak istiyorum. Sokratif bir quiz değil, bir quizlet değil, bir kahoot değil. Eğlenceli bir şekilde oyunlaştırmanın objelerinin, unsurlarının içinde barındırıldığı bir platform değil. Tamamen ölçme değerlendirme noktasında öğretmenlere yardımcı olmak için tasarlanmış bir platform diye düşünüyor olabiliriz bu noktada. Sokratif'e giriş yapıyor olabilmek için sokratif.com internet sitesinden sign up for free diyerek kendimize yeni bir üyelik açıyor olmamız lazım. Choose a plan diyor bana, hangi seçenekte planlamada üye olacaksın diye soruyor. Ben ücretsiz olan Sokratif seçeneği tercih ediyorum bu noktada. Bize ücretsiz versiyonda bir odada 50 öğrenci imkanı veriyor. Yani aynı anda 50 öğrenciyi maksimum bir sınıfta sınava alabiliyorsunuz. Sadece bir etkinlik yapabiliyorsunuz. Diğerleri ücretli. Sign up diyorum. Üyeliği yaratmak için benden first name, ismimi istiyor. İsmimi yazıyorum. Last name, soyadımı istiyor. E-mail, farklı bir e-mail adresimize girelim. Onu giriyorum ki bu maille üyelik yapmamışımdır. Biliyorum. Evet. Ve benden şu anda hangi ülkede olduğumu istiyor. Demografik bilgimi yazıyor olacağım. Türkiye'yi seçeceğim. Kabul ediyorum seçeneğini. Organizasyon tipi kısmına da kendi kurumumu yazıyorum. Yani primary, secondary school. Siz kendinize ait seçeneği seçebilirsiniz. Okul noktasında da burada belli başlı okullar var. Bu okulların içinde kendi okulunuz listede yer alıyorsa ekleyebilir. Ya da school not listed deyip okulunuzun ismini yazıyor olabilirsiniz. Role'da da kendi görevinizi belirtmelisiniz. Teacher diyelim ki. Next dedim, okul ismini yazalım. Kendi kurumumuzu ve next diyerek üyelik işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi free olarak seçtim. Free'yi kullanacağım dedim. Finish dedim. Öğretmen hesabımı Sokratif'de açmış oldum. Yapacağım. Karşıda girdiğim, bakın benim şu anda ana Sokratif ekranım. Yukarıda bir kod var. Bu kod şu demek. Sokratif'de öğretmen öğrenciye bir oda ismi verir, room name. Öğrenciler o oda ismini o odaya dahil olarak sınavı, o odada hangi sınav çalışıyorsa o sınavı uygularlar. Şimdi ben bu oda ismini kendi eğitimimle ilgili bir oda olarak belirlemeliyim. Yani ben rooms'a tıkladım, buradaki kaleme tıkladım ve oda ismini kendi istediğim eğitimim olarak değiştirdim. Ne yapalım? Matematik 5 A dedim. Rename dedim. Odamın ismini değiştirdim. Ben şu anda matematik 5A olarak bir oda yaptım ve matematik sınıfına, 5A sınıfına ders vereceğim zaman, sınav uygulayacağım zaman öğrencilerimi sisteme girip matematik 5A yazmaları lazım. Nereden girecekler? Onlar da kendi cihazlarından Sokratif Student, bakın. Bunu yazarak ya da cep telefonlarından, mobil uygulamadan Sokratif Student'ı seçecekler. Ya Sokratif Student Login, bakın bunu tıklayıp buraya matematik 5A dedim. Öğrenci girişinde join demesi öğrencinin yeterli ve bekliyor. Çünkü öğretmen şu anda herhangi bir şey açmadı.